Sektörde, piyasada daha doğrusu konut alıcısında fiyatların düşeceği yönünde bir beklenti var ekonomik konjüktürden dolayı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Konutta fiyatlar düşecek mi? Ya bu çok tartışılan bir nokta. Bu konuda bütün çalışmaların içinde olmak istiyoruz. Önümüzü görmek istiyoruz. Bu türden çalışmalara destek veriyoruz. Geldiğimiz nokta bu, benim de yönetim kurullarında izah etmeye çalıştığım nokta da şu. Konut fiyatlarında şu anda bir düşüş söz konusu değil toplamda. Enflasyona göre reel olarak artmadığı kesin ama. Son 2 yıldır bir yavaşlama vardı. Bakıyoruz markalı konut, yeni konut fiyat endeksi. O endekslere baktığımızda artış hala var ama enflasyonun altında kalıyor. Bazı lokasyonlarda, özellikle kurumsal olmayan yapılarda pahalı anlaşmalarla alınan konutların, ki bazı bölgelerde bunu siz çok iyi biliyorsunuz, beklenen satış performansı gerçekleşmeyince fiyatlarının düştüğü doğru. Ama bu bizim makro endeksleri çok fazla etkilemiyor. Burada gözden kaçırmamamız gereken önemli bir nokta da bu konutlar önceki inşaat maliyetleriyle yapılmış olan konutlar. Devalüasyon nedeniyle son bir yıl içinde inşaat maliyetlerinde %30'luk bir artış söz konusu. Bu %30'luk artışı hiçbir yüklenici, hiçbir geliştirici uzun süre üzerinde taşıyamaz. O nedenle fiyatlara maliyet yönünde çok ciddi bir baskı var. Ben fiyatların düştüğü düşeceği değil, tam tersine artacağı döneminde görüşündeyim ve konut almak isteyenler için de bunun, belki şaşırtacağım ama bunu inanarak söylüyorum, uygun bir fırsat oluşturduğunu iddia ediyorum. Yani fiyatı düşen projeler zaten değerinin üzerinde satışa sunulan projelerdi diyorsunuz. Tam onu, bunun etkisi vardır. Aslında tam onu söylemiyorum. Değeri düşen projeler geliştirenin biraz zorlandığı finansal olarak, satış hızı azalınca, fiyat artış hızı azalınca geliştirenlerin zorlandığı, dolayısıyla maliyetlerini kurtarmak için hangi fiyattan olursa olsun satma refleksini gösterdiği bir dönemdeyiz. Bölgesel olarak bunun yoğun yaşandığı yerler var. Bunu yaşayan geliştiriciler var. Ama diyorum, bu sektörün genel rakamları bu değil. Tam tersine diyorum, fiyatların artması lazım. Maliyetler %30 arttı. Konut alıcısının beklememesi gerekiyor diyorsunuz bu noktada. Bence. Tabii bu dönemde faiz oranları gibi konut alıcısını veya dövizin nerede duracağı gibi konut alıcısının tereddüt yarattığı noktalar var. İşte biz geliştiriciler, önemli olan onların tereddütlerini giderecek, onların sıkıntılarını çözecek, ödeme seçeneklerini onlara sunabilmemiz. Bizdeki 100'ün üzerindeki ödeme seçeneğinin de sebebi bu.